İnsanın kaderini da, yazmış. Kaçamak yapma. Kaderini yazmış. Nereye yazmış? Nereye yazmış? İnsanın içine yazmış. Hayır, nerede senin içinde yazı var mı? Benim ruh var mı? Bakacağız geliyor. Ruh var işte, bak salladın elini. Var ki sallıyorsun ama yazı yok. Eşekler de sallıyor, onların ruhu var mı? Kuyruğun da sallıyor. Tabii onun fazla da var, ne zannediyorsun? Var mı? Var tabii. Oradan geliyor seninki, biraz daha ilerlemiş. Estağfurullah, kusura bakma. Hepimiz gibi yerden geliyoruz. Ama Fatih... Siz gayet tabii sayılır ama bu ölçülere göre düşünerek Alevilere o imkanı vermiyorlar. Çünkü İslam fıkhı uygun değil midir? İslam fıkhı ibadethaneye sazın, sözün, musikinin sokulmasını, şimdi Kur'an'ın makamla okunması başka bir şeydir. İbadethaneye peygamberin hayatında görülmemiş şeyleri sokmak başka bir şeydir. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i makamlı okumuştur. Kur'an-ı Kerim'de ses güzelliği, ses, name güzellikleri yapın. Bunları yaparsınız. Buna izin verilmiş. Ama İslam'ın mabedine enstrüman sokamazsınız. Ezanın bile cihazla okunmasına izin verilmemiştir. Mabedi muhafaza etmek şartıyla dışarıda bunların hepsini yapın. Ben tutucu, muhafazakar, musiki, ben musiki eğitimi de görmüş bir insanım. Peki ben de soru sorayım. Fakat caminin, yani İslam mabedinin tevhid ilkelerine göre sevgili kardeşim bir nezaheti var. Cemevi İslam mabedi değil midir hocam? Cemevi... Bir dakika, şimdi konuları niye karıştırıyorsunuz kardeşim? Çünkü demin öyle hayır, önemli, o tarafa önemli laf etti mi? Olmaz. Bak oraya geçtiğimiz zaman konu, yalnız ondan bahsetmemiz lazım. Yalnız Yaşar Nuri hocam. Şimdi şurada olaylar karışmaz. Hemen hocam bir itiraz var. Siz bir araya gireyim. Gir. Yani musiki dediğiniz nedir ki? Kur'an-ı Kerim'in musikiyle okunmasına imkan tanıyorsunuz. Mecburuz tanımaya zaten. Ağlayınız veya hiç olmasa ağlar gibi yapınız. Efendim hadis-i şerifler var, ismini hatırlayamadım. Peki bu camiye neleri sokmamıza izin verir? Bunu söyleyeyim, orada netleşsin. Dağıtmayalım, bir dakika. Kur'an-ı Kerim'in musikiyle okunması nasıl mümkünse... Musikiyle neyi kastediyorsunuz? Evet, onun nameyle, ölçüsü var. Neyi kastediyorsunuz? Nameyle, makamla. Onun kendi özel bir şeyi var. Nameyle, makamla. Onun kendi özel musikisi var. Başka bir musikiyi katarsanız olmaz. Ona yani anlamı kaybettirecek şey olmaz. Haklısınız. O kadar dağıtılmamalı. Ama bizim geleneğimizde İstanbul hafızları manayı da dağıtmadan... musikiye uygun şekilde okumaya gelmişler. Ona cevap verirseniz ilahiye de efendim makamla ezana cevap veremezsiniz. İlahiye veremezsiniz. Peygamberin hayatında olmayana izin veremezsiniz. Kur'an'ı teganni ile okumak. Yani name, ezgi, güzellikleri yapmak. Efendim Allahu Ekber. Peygamberin hayatında olanını koyacaksınız. Evet teganni de musikidir ama İlahi koyamazsınız. Buna birisi çıksın desin ki filan mezhebe göre bunun cevazı vardır desin. Yani tasavvuf musikini başka yerde icra edilir. Aynen öyle. Yok. O zaman güzeldir, o zaman ulvidir, o zaman muhteşemdir. Ama camiye mesela... Tevhidin mabedine soktunuz... Neyzen mesela olamaz. Hayır. Soktuğunuz zaman peygamberin yaptığı ibadete içtihat sokmuş, onun yöntemini değiştirmiş olursunuz. Ve bu İslam'ın bütün umdelerine aykırıdır. Bizim hassasiyetimiz buradadır. Peki, çok affedersiniz. Bu aynı şekilde Mevlid için de geçerlidir. Mevlid'deki ben Mevlid'e aşık olan ve diyorsun. Okuyan bir insanım. Onu da camiye sokamazsınız. O caminin dışında... Camilerde yapılıyor değil mi? Maalesef. Çok, o da bidat. Çok affedersiniz. Az sonra reklama gideceğimiz için... Razım, pardon. Bidat kavramı karmaşık bir şey zaten. Yaşar Nuri hocamız. Mevlid'i, ilahiyi... Nameyi camiden kaldırdığınız vakit camiye cemaat bulamazsınız. Din diye de bir avuç. Tam tersi de düşünüyor. Tam tersi oldu. Böyle adet et. Manasıyla. Hı hı. O bugünkü şekliyle onu demek istemiyorum ben. Asli manasıyla. Miraç demek. Allah'a en yakın olduğunuz yer demek. Ama o namazı kılanların bir kısmını lanetliyor Kur'an-ı Kerim. Ya sen bunu kaldıracak mısın? Yani... Şimdi bana diyor ki niye bunlar ya ne biçim bunları söylüyor? Ya ne yapayım? Kur'an'da bu ayet var mı yok mu bunu bana söyle. Varsa bir cesaretin çıkar Kur'an-ı Kerim'den ben de ki sen Hristiyan papazları gibi böyle bir yetkin var mı? Biz bir konsil topladık filan ayetleri Kur'an'dan çıkardık de.
Bu Kur'an orada duruyor. Feveylül lil musallina ellezinehum yuraun. Bitti, tarifini de vermiş. Riyaya sapanların ve namazından gaflet içinde olanların veyl olsun onlara. Veyl olsun ne demek? Türkçesi lanet olsun demek. Bu kadar da şey. Evet. Ne yapalım şimdi, bunu buradan çıkaralım mı yani? Yokmuş gibi falan. Ha, sen diyor onu söyleme. Evet. Onu gargaraya getir diyor. Ben onu gargaraya, ben senin hatırın için değil onu gargaraya getirmek, ayakkabımın bağının boyunu değiştirmem, hayasız herif. Değil Kur'an ayetini gargaraya getireceğim senin için. Böyle dedim mi? Bakın, böyle dediniz mi? Nuh'a söyleneni bekleyin. Çıkarın bunları buradan. Çıkarın bunları buradan. Bunlar temizlik ve dürüstlükte çok titiz davranıyorlar. Başımıza bela oldu diyor bunlar. Bu koordinat bak. Türkiye'de bu koordinat işliyor. Nuh ve Lut koordinatı Türkiye'de işliyor. Ya sev ya terk etme hocam. İbrahim koordinatı da işliyor. Ne? Ya sev ya terk etme. Hayır efendim, demedi. Bırak şimdi. Benim dediğim öyle ayağa düşürme. Ben hayır, yani siz genel söylediniz kullanmam. Ama... hayır efendim, ben öyle lafı, ben dediğimi kendi dilimle söylüyorum. Öyle onun bunun bilmem ne, bıyığını buraya uzatarak, bunları geçin. Bunları geçin. Ben onların da açıklayın ne afra tafralarını gördüm. Hı. Sonra en hızlıları Hümeynicilikten hapishanelerde yattılar. O, geçin onu siz şimdi, onu bırakın. Onu bırakın. Ben onları da bileyim. Benim koordinatlarım ezel ve ebed arası şaşmaz değişmez koordinatlardır. Bunlara bu millet gelmeden iflah edemez. Bu millet bu koordinatlara vermediği değeri sahtekarlığa, üçkağıtçılığa, dolandırıcılığa, hırsızlığa veriyor. Bunun faturasını kim ödeyecek? Sen burada bunları yapacaksın da Japonya'da da o millet mi ödeyecek onun faturasını? Böyle bir şey var mı? Allah'ın adaleti var. Milim şaşmaz. Sabredeceksin. Şimdi bu milletin çiğnediği koordinatlar bunlardır. Öyle hanımların kafalarını vurmakla filan, cami sayısı artırmakla bu koordinatların çiğnenmesinden doğan faturayı bertaraf edemezsin. Niye edemezsin? Çünkü feveylül lil musallin diyen de o kitaptır. Bu koordinatları veren kitap, feveylül lil musallin de diyen bir kitaptır. Bitirelim. Başka bir şey daha söyleyeyim bu millete. Peygamberimizin peygamberlerini tanısın bu millet. Bu milletin peygamberinden haberi yok. Güzel. İmam-ı Azam gibi birdir. İsteyen buyursun yaşasın. Evet. Katılmıyorum yani şu an itibariyle. Hani ben sizi ilk olarak Sabah Tümer'in... Sen katılma. Senin dedelerin zaten hiç katılmadı. Sen nerede olacaksın? Yani... Senden öyle bir şey beklemem ben. Yok, kusura bakmayın şimdi. Hani yanlış anlaşılmasın. Sonuçta... Hayır, ben yanlış anlamıyorum. Gayet doğal bir şey söylüyorum ve sen mazursun. Senin 50 batın geriye doğru bütün benim de. Dedelerimiz hepimiz böyle hepimiz inandığı evet. İçin biz şimdi bunları kolay kıramayız. Senden bunu beklemem. Ama zaten hani... Kur'an'ın da hani bir ölünün arkasından okunması gayet hoş bir yani hoş bir şey değil midir sizin için? Hoş moşla yani? Din yapılmaz kardeşim. Hoş ama diye hüküm sonuçta vermez. Sonuçta ama burada şöyle bir şey var. Yok mu din nerede? Hoş moşla din olmaz. Hamburger yemiyorum. Hoş moş olmaz. Yalnız şu da var. Hani bu kadar kuşak yanlış bildi de sadece doğruyu bir kişi mi bildi diye bir şey de hani olabilir yani. Senin derdin başka. Onu arkadaşlara bırakıyorum ben. Yani evet sevgili izleyenler. Bir dakika. Kur'an-ı Kerim'in 50 küsur ayetine bir açıklık getirdin dolaylı olarak. Şöyle. Onlara şunu yapmayın, bu yanlıştır, akla aykırıdır dediğiniz zaman atalarımız böyle yapıyordu. Siz mi bildiniz bunları derler. Bu bir şirk söylemidir. Buna dikkat et. Sen anlaşılan Müslüman bir çocuksun. Ama bu söylemlerin şirk söylemidir. Batırır bunlar seni. Evet. Evet sevgili izleyenler. 20...
Geçenlerde Abbas Güçlü'nün programında oradan bir tanesi belli zembereğini kurmuş göndermişler. Dedim ona senin derdin başka. Senin derdini ben çok iyi anlıyorum ama onun yeri bura değil. Hocam tamam hepsi tamam da bu kadar ulemalar geldi geçti onlar bilmedi de sen mi bildin? Tam müşrik deklarasyonu bu. 101 tane ayet var Kur'an'da bu söylemin müşriklerin söylemi olduğunu gösteren. Dedim ki evet onlar bilmedi ben bildim. Bir engel mi var? Allah'ın kanunlarına aykırı mı? Ha, inadına. Tabii ki bildiler, konuştular ama sen onları... Lan bilenlerden biri işte, en büyük, en büyüklerinden biri İmam-ı Azam. Lan ona ne yaptığınız ortada. Müşrik dediniz, Yahudi dediniz, dini yıkmak için dine girmiş dediniz. Namazsız din kurmak istiyor dediniz, bakın. Belgeli İmam-ı Azam. Deccal dediniz. İslam'ın şah damarlarını bir bir koparıyor dediniz. Öldüğü zaman da şimdi o pis vücuduyla yerin altını da kirletecek dediniz. İmam-ı Azam için bunları dediniz. Demek ki ulema efendilerimiz söylemedi diye bir şey yok. Şerefsizlik etme halk bilmiyor diye. Bak bunları biz biliyoruz. İşte İmam-ı Azam. Bırak İmam-ı Azam o 1000-1300 sene önce. Şuraya gelin. Elmalılı Hamdi hepimizin tazimle, hürmetle, şükranla andığımız üstadımız. Büyük Millet Meclisi'nin verdiği görevi kabul edip o tefsiri bakın. Son 100 yılın İslam konusunda en büyük eseri, şaheseri. Kabul edip yazdığı zaman, o görevi kabul ettiği zaman orada burada aleyhinde konuşuyorlardı. Mustafa Kemal'in ajanı diye. Şimdi Elmalılı peygamber mertebesine çıkarıldı. Bizi eleştirecekleri zaman Elmalı'yı delil olarak kullanmaya kalkıyorlar. Kullanamazlar ya. Sen kim Elmalılı kim? Sen Elmalılı'yı bana karşı delil olarak kullanabilir misin? Elmalılı'yı beni ancak belgelemek, teyit etmek için kullanırsın. Kime yutturuyorsun sen bunu? Daha şurada 70 senelik hadise. Şimdi de diyor ki eski ulemalarımız bilemedi de ulemalarımız sen mi bildin? Sen bilen ulemaya nefes aldırdın mı? İmam-ı Azam'a yaptığın ortada. Kadı Abdülcebbar'a yaptığın ortada. Devler bunlar. İslam mirasının devleri. Tufi ortada. Ragıp el İsfahani ortada. Yüzlercesi. Duyan da der ki bunlar ilme irfana son derece saygılıydılar. Şimdi böyle bir takım artist kılıklı adamlar çıktı da onlar ilme irfana ihanet ediyorlar da bunlara karşı çıkıyor. Ay seni gidi şeytan oğlu şeytan seni. Ulan ben seni bırakır mıyım? Benim elimde bu Kur'an olduğu müddet ben senin 7 sülalenin iflahını sökerim. Eğer Allah varsa ki amenna var. Eğer onun Kur'an diye bir kitabı varsa ki amenna var ve elimizde. Senin 7 sülalenin iflahını sökerim bu hüccet benim elimdeyken. Sen bir tutam kılla başına örttüğün Arap takkesiyle orada gidip 2 rekat kıldığın maun namazıyla kimi kandıracaksın? Peki oku bakalım. Hayır edeceksiniz dedin de yani sureden de biraz yol alalım ettim, diye. Ettim. Tamam hocam. Sen oku. Bugün formdasınız. Şimdilik bu kadar etmek yeter.